uçak savarlar. İskenderun'dan giriş yaptı. Habur sınır kapısına doğru ilerlemekte. Uçak savarlar İskenderun'dan giriş yaptı. Habur sınır kapısına doğru ilerlemekte. Aslanım benim. Şunu açın. Operasyon gizli kalacak. Hiçbir şey tutanağa geçmeyecek. Gömün. Zamanı gelince kullanırız. Hoş geldiniz efendim. Nasılsın Aslan Bey? İyiyim efendim. Buyurun. Sizi beklemiyorduk. Acil bir durum mu söz konusu? Gazetelerin yazdığı şu uçak savar işinle bilgin var mı? Biz de sizin gibi olayın izini sürmeye çalışıyoruz efendim. Aldığımız istihbarata göre uçak savarları taşıyan tırlar kayıpmış. Bir operasyon yapılmış ama nerede ve kim tarafından yapıldığı meçhul. Bilgim yok efendim. Size ne ikram edeyim? Kekikçiyi? Zabıt altına alınmayan her silah senin başına dert olur Aslan Bey. Birbirimizi biliyoruz. Eğer operasyonu sen yaptıysan söyle ki gerektiğinde seni savunabileyim. Beni savunmanızı gerektirecek bir bilgim yok efendim. Devlet içinde devlet yapılandırılmasına izin vermeyiz. Uçak savarlar nerede? Ben de değil. Tamam pekala. Uçak savarları sen aldın demiyor. Ama yerini biliyorsun. Bu Türkiye için çok önemli. Üzerimizde yoğun bir siyasi baskı var. Basın her gün bu işin üstüne gidiyor. İşte gazete, işte manşeti. Uçak savarlar PKK'nın mı elinde? İşte yazmış gazete. Daha bana ne diye soruyorsunuz? Aslan Bey, ne kadar zor durumda olduğumuzu siz iyi biliyorsunuz. Biz Amerikalılardan Kuzey Irak'taki silah kontrolünü talep ederken kendi içimizde böyle bir fire vermemizi kimseye açıklayamayız. Sonra Amerikalılar bu silahların hesabını bize sorar. Siz de o zaman Amerikalılara Barzani ile Taravani'ye dağıttıkları savaş ganimeti silahların hesabını sorun. Hani Amerikalılar dağıttıklarını topluyorlarmış ya. Irak ordusuna ait silah ve mühimmattan Barzani'nin hissesine düşen pay. 21 zırhlı araç, 14 zırhlı taşıyıcı, 34 tank, 78 havan topu, 37 top, 84 uçak savar, 27 çok başlıklı roket atar, 254 roket atar, 38 bin tüfek, 288 karadan havaya füze, 1544 el bombası, 400 bin mermi, çeşitli askeri araçlar, mayınlar, gaz maskeleri vesaire. Gelelim Taravani'nin payına. 21 tank, 9 zırhlı araç, 11 zırhlı personel taşıyıcı, 24 top, 60 havan topu, 9 çok başlıklı roket atar, 46 uçak savar, 125 roket atar, 110 ağır makineli tüfek, çok sayıda askeri araç, jeneratör, mayınlar vesaire. Diplomasi karşılıklı oynanan bir satrançtır Ufuk Bey. Bu rakamlar onlara bir şey ifade etmese de en azından bizim bildiğimizi bilsinler. Bu rakamlar peşine düşülecek rakamlar değil Aslan Bey. O zaman Amerikalılar 6 askerin niye peşine düşüyor? Senin adamların da keklik gibi yakalanmışlar. Bir köstebek olmasaydı benim adamlarım asla yakalanmazdı. İçimizde hala CIA ile aynı ofiste çalışanlar var. O zaman onların da bilgisini bana ver. Ben ispiyoncu değilim. İstihbaratçıyım. O zaman siz de istihbaratçılık yapın Aslan Bey. Irak'ta Şii hareketinin geçmişi ve bugünüyle ilgili ayrıntılı bir dosya bekleniyor sizden. Bu bilgilere göre Irak'ta mevzileneceğiz. Aslan Bey. Bizim verdiğimiz dosyalar kadar ufkunuz olsaydı, Amerika bizden izinsiz Orta Doğu'da çoban gezdiremezdi. Kapsamlı bir çalışma. Sizin elde edemeyeceğiniz bilgiler var burada. Hatta bizim bile kurum olarak elde etmekte zorlandığımız bilgiler. Örgüt bağlantıları her iki ülkenin de çıkarı için çok önemli. Ben dikkatlice inceledim. Şaşırtıcı isimlerle belgeler var. Çok güzel. Bize yapmış olduğunuz dostluğun karşılığı yok. Ama biz İsviçre'deki hesabınıza hayatınızı güvence altına alacak miktarda parayı yatırdık. Teşekkür ederim. Allah kahretsin. Göstebek yuvasından çıktı. Her zaman. Biz de sizinle.
yapıyorsunuz dışarı. Siz? Neler oluyor burada? Kimsiniz? Aslan Bey. Sorgulanmak üzere KGT'nin misafirisiniz. Bana dokunamazsınız. Diplomatik dokunulmazlığım var. İstediğime dokunurum. Ama şimdi değil. Siz ne yapıyorsunuz Aslan Bey? İşim. Doğru. Büyük oynamaya çalışıyorsun ha? Artık bu operasyonla Aslan Bey müsteşarlığa aday olacak demektir. Ne de olsa hükümet müsteşarı değiştirmek istiyor. Hele bir de kurumun iki numaralı adamını casusluk yapıyor diye yakaladın mı? Bütün hesaplar tamam. Öyle mi? İçimi acıtıyorsun. Bu bin yıllık devlet sizin gibi düşünce kısırı adamları nasıl o koltukta oturtuyor? Sizin vatan, millet, bayrak, bağımsızlık, onur gibi tüm ahlaki değerleri yıllar önce toprağa gömdüğünüz anlaşılıyor. Ama herkes sizin gibi değil. Bırak bu boş lafları aslan. Bağımsızlıkmış. Ne bağımsızlığı kardeşim? 50 yıldır CIA ile içli dışlı olan kim? Ben mi? Yıllarca istihbaratçıların maaşlarını kim ödedi? Teçhizatlarını kim verdi? Bağımsızlıkmış. Hadi canım sen de. Sizin beni dinlettiğiniz aletler bile onların hediyesi. Bana CIA ile ilgili ne soracaksın? Ben istihbaratçıyım. Bütün istihbarat servisleriyle görüşürüm, konuşurum, bilgi alışverişinde bulunurum. Ne yani? Bilgi alışverişinde bulunabilirsin. Ama bilgi satamazsın. Diyelim ki sattın, adını bilgi koyup vatanı satamazsın. Bu dakikadan itibaren ben soracağım, sen anlatacaksın. Senin yaklaşımın benim sana davranışımı belirleyecek. İyiysen iyi, kötüysen kötü. Şimdi cevap ver. Kahve ister misin? Lütfen. Bırakın sizi evden. Bana Mehmet Karahanlı ile olan ilişkinizi anlatın. Hiçbir ilişkim yok. Basit bir yemek. Doğrusu bir istihbaratçının Türkiye'nin en önemli iş adamlarından biri olan Mehmet Karahanlı ile yan yana gelmesinin altında ne aradığınızı anlayamadım. Aslan Bey, bildiğiniz gibi ben bir istihbaratçıyım. Herkesle görüşürüm. Pekala. Mehmet Karahanlı'nın oğlunuzun Amerika'daki üniversitesinin taksitlerini yatırmasına ne diyeceksiniz? Öyle ya. Londra'daki bankadan New York'taki bankaya para transferi kimsenin dikkatini çekmez. Üstelik sizin gibi istihbaratın iki numaralı adamının oğlunun hesabını incelemek kimsenin aklına gelmez. Öyle değil mi? Ya da biri incelemeye kalksa sizin hemen haberiniz olur. Ne istiyorsunuz? Mehmet Karahanlı ile ilişkiniz nedir? Bakın Aslan Bey, devlet politikaları şahısların üstündedir. Mehmet Karahanlı bugün Irak'ta direkt olarak ihale alacak tek Türk iş adamıdır. Dünyanın her yerinde de Amerikan ihaleleri önce Amerikan istihbarat teşkilatlarının onayından geçer. Birçok kez Karahanlı ile CIA yetkililerini bir araya getirmişizdir. Bu da Türkiye çıkarlarına uygun. Sizin bu verimli temaslarınız sayesinde mi Amerikan Büyükelçisi Türklerin Irak'ta ihale alma yolu Kürtlerle iyi geçinmeden geçer dedi? Bu mu ülke menfaati? Hem memleketi kimin maşası olduğu belli olmayan Karahanlı gibilere satıyorsunuz, hem de bunu vatan aşkı için mi yapıyorsunuz? Bu bağlantılarda başka kimler var? Ne biliyorsanız anlatın. Bir kez olsun vatana hizmet edin. Anlatacağım Aslan Bey. Her şeyi anlatacağım. Zannettiğiniz gibi satılık bir adam değilim. Bizde gizli kalması gerekenleri yeri geldiğinde saklamayı da bildik, merak etmeyin. Ne gibi? Mafyayı çökertmek için içine adam sızdırdığımızı biliyorum.
Bunu kimse bilmiyor. Ancak ben bir kalp hastasıyım. İlaçlarım da yanımda. Temin etmenizi rica ediyorum. Edilecektir. Neymiş bu mafyanın içindeki adam meselesi? Anlatın. Sizin kadar ayrıntılı bilmiyorum. Ama bildiğim kadarını müsaade edin, yarın anlatayım. Çok yoruldum. Peki. Size müsaade ediyorum. Sabaha kadar vaktiniz var. Dinlenin ve iyi düşünün. Teşekkür ederim. KGT hataların telafi edildiği yerdi Ufuk Bey. Biliyorum. Burada olduğumdan kurumumun ve ailemin haberi var mı? Kurumunuzun haberi yok. Ailenize ise henüz bilgi verilmedi. Sağ ol evladım. Toparlarsanız devam etmemiz gerekiyor. Ufuk Bey. Allah kahretsin. Bey, yaptığınız operasyon külliyen yanlış. Benim kurumumla ilgili bir operasyon yapma yetkisini kimden alıyorsunuz? Kurumlarla ve kişilerle ilgili operasyonlarda kimseden yetki almayacağımı siz benden daha iyi biliyorsunuz. Meselenin iki yönü var. Birinci yönü operasyon yapıldı. Adamınız belge satarken suçüstü yakalandı. İkinci yönü adamınız sorgudayken öldürüldü. Kim tarafından? Biz sorguladığımıza göre karşı taraftan herhalde. Aslan Bey, bunları yılların hatırına dinlerim ve söylediklerinize inanırım. Benden başka kaç kişiyi inandıracağınızı zannediyorsunuz? Benim kimsenin inancına ihtiyacım yok. Sadece inancımı sizinle paylaşmak istiyorum. Eğer dediğiniz doğruysa, UFO Amerikalılar öldürdüyse KGT'nin içinde de köstebekler var. Sen benim kurumumdaki köstebeklerin peşine düşeceğine, kendi bahçeni temizle. Temizleyeceğim. Kökünü de temizleyeceğim. Sizden beklediğim de aynı hassasiyet. Siz benden hiçbir şey bekleyemezsiniz bu saatten sonra. Başına buyrukluğunuz yüzünden başımıza gelmedik kalmadı. Benim başına buyruk biri olup olmamam önemli değil. Ama KGT kuruluşu gereği başına buyruk hareket eder. Bu kişisel değil, bizim kurumsal davranışımızdır. Bunu gerekli yerlerle görüşeceğim. Ve sizin hakkınızda ne biliyorsam söyleyeceğimden emin olabilirsiniz. Suç üstüne beklerim Aslan Bey. Gelirim, merak etmeyin. Sizin beklemediğiniz gün gelirim. Ankara'dan KGT'nin yeniden gözden geçirilmesini talep edeceğim. Ben de. Geç kalmadım umarım. Buyurun Aslan Bey. Lüzumu üzerine çağrıldınız. Nasibin bir fiyaskosu hakkında malumatınıza başvuracağız. Hiç bizi dinlemediniz. Üstelik bize hep kuşkuyla baktınız. Ne oldu? Servisinizi küçültün dedik, büyüttünüz. Sonuçta her büyüyen örgüt gibi riskler ortaya çıktı.
Başta Amerikan Uyuşturucuyla Mücadele Örgütü DEA olmak üzere hepsi Nasib'in bir operasyonunu merakla bekliyordu. Sonuç fiyasko oldu. Neden? Çünkü sizin içinizde sızma var. DEA'dakiler bile sızdırmadılar. Sizden sızdı. İnanılır gibi değil. DEA'nın sızdırmadığını nereden biliyorsunuz? Konu başka Aslan Bey. Siz hiçbir konuda olmadığı gibi bu operasyon konusunda da bilgilerinizi, belgelerinizi bizimle paylaşmadınız. Fikirlerimize müracaat etmediniz. Sessiz kaldı. Herhalde başarısını paylaşmak istemiyor diye düşündük. Ama şu anda ülke olarak başarısızlığınızı paylaşıyoruz. Burada bana karşı her zaman olduğu gibi ön yargı var. Henüz ortada bir fiyasko yokken benim üstüme geliyorsunuz. Bunun nedenini anlamıyorum. Henüz fiyasko yok mu? Gemideki sevkiyatın 10 tondan az olmadığını söylüyorsunuz. Mallar nerede? Balıklar yiyor. Bu resmen fiyaskodur. Ve bedeli ağırdır. Aslan Bey, hala kafanızın doğrultusunda işler yapıyorsunuz. Sizin kafanızın doğrultusunda mı çalışmamı istiyorsunuz? Devlet böyle çalışmaz. Siz elinizde silahla kovboyculuk oynuyorsunuz. Kovboylarla benim işim yok. Burada kimin işi var, onu hepimiz biliyoruz. Buradaki herkes vatanperverliğini ispatlamış insanlardır Aslan Bey. Sizin gibi, bizim gibi. Bir de sık sık Ankara'ya gidip devletin sinir merkezlerindeki büyüklerimizi etkiliyorsunuz. Yok ulusalcılık, yok bağımsızlık gibi kavramları. Bugün artık ne idüğü belirsiz, siyasetten yok olmuş bir takım dinozorlar savunuyor. Koca devlet bunların arkasına düşemez. Siz kimsiniz? Bağımsız olmayalım, ulusal olmayalım. Bunu mu istiyorsunuz? Aslan Bey, Irak'ta, Kıbrıs'ta, Balkanlar'da, Kafkaslar'da devletin ulusal çıkarlarına ters düşecek hareketlere, ilişkilere biz değil, siz girdiniz. Asıl soru şu, siz kimsiniz? KGT mi, KGB mi? Peki, istediğiniz gibi olsun beyler. Ben hata yaptım, öyle mi? Evet, bugün İtalya'nın, İspanya'nın askerlerini çekmek için çaba sarf ettiği bir bataklığa Mehmetçiğin gömülmemesi için mücadele verdim. Hata yapmadım. Kimseye Mehmetçiğin kanıyla siyaset yaptırmadım. Hata etmedim. Ama bir gemim battı, yine hata etmedim, hatalı ilan edildim. Siz bana diyorsunuz ki bir gemi battığı için Türkiye'nin itibarı iki paralık oldu. Ben bu ülkenin itibarı için her şeyimi feda ederim. Ama ben diyorum ki geçen binlerce gemi el sallayarak seyredenler en az benim kadar itibar peşinde koşacaklar. Telle peşinde değil. Beyler, bu ülkeyi apoletlerini söküp atan bir kuşak kurdu. Biz makam, derece farkı, prim için bu yola baş koymadık. Devletin bekası için biz de apoletlerimizi söker atarız. Karar sizin. Aslan Bey, devletin bekası sizden 24 saat içinde kesin bir netice bekliyor. Köstebek devlete teslim edilecek. Toplantı bitmiştir. Benden alenen kelle istediler. E beni verseydin. Aklımdan hiç geçmedi deme. Artık ayıp ediyorsun ama. Niye? Daha önce de içine ediyordum Aslan amca. Ama sıkma canını. Uyuşturucu Nasib'in birinin içinde değildi. Ne? Nasib'im iyi bir yemdi. Hem konseye hem bize. Kaçın! 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 Kaçın!
şeyim yok. Kamu Güvenliği Teşkilatı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli sinir merkezlerinden biridir. Benim teşkilatımda sızma, sızıntı, ihanet gibi kelimelere yer yoktur. Nasibin bir ortada Aslan Bey. Bize laf salatası yapacak durumda değilsiniz. Nasibin bir yanıtmadır. Bir yemdir. Nasibin birde bir kilo bile uyuşturucu madde yoktu. Gemi operasyon süsü nedeniyle sahipleri tarafından batırılmış, şanslı S isimli eroin ve baz morfin yüklü gemiye yapılacak gerçek operasyonun güvenliğini sağlamıştır. Şu dakikalarda emniyet birimlerinin düzenlediği operasyonlarda hedeflenen mallar ele geçirilmiştir. Bunu bizden niye sakladınız? Ben sadece teşkilatıma güvenmekle yükümlü bir devlet görevlisiyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şeref ve haysiyetini her şeyin ve herkesin üzerinde tutarım. Bundan sonra benim karşıma geçip şahsımın temsil ettiği teşkilatımı ihanetle suçlayacak kişi ya da klikleri diplomatik olmayan bir dille cevaplayacağımı bildiririm. Herkese görevlerinde başarılar dilerim. Artık gözüm üstünüzde. İlk hatanızda hepinizi tarihe gömeceğim. Sen tarih oldun, haberin yok.